Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemlidir. Sevgilerimizle. Kerkük zindanına attılar beni. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni. Çok tanınmış bir ailenin çocuğu. Onun dediklerini yaparsam ben çok yükseklerde olacakmışım. Lan dedim gat. Seni cümle aleme rezil ederim. Benim annemle babam benim için hayatlarını feda ettiler. Ben hala annemin tülbentini koklayarak uyuyorum. Keşke diyorum o zaman anneme. Giyecek montum yoktu. Kazağım yoktu. İhtiyaç sahibi olan kişi ben varım o listede. Çocuk bildiğin elinde terör örgütü propagandası yapıyor. Ben de kızdım ona yani. Elinde de jilet varmış. Nereden bileyim? Geçirdi buraya. Sıcak bir şey geliyor öyle anladım. Ya işte bizim bir vakfımız var. Bizim bir şurası var, burası var. Burada yemek ücretsiz. Neresiymiş orası? FETÖ'nün gençleri kandırdığı, kullandığı bir vakıf. Ve ben bir dondurma karşılığında dizilerde oynamaya başladım ama bizim köyde çekilen dizilerde. Bu bacaklarla futbol oynadım. Bayan futbol takımındaydım. Opera bölümüne kaydetmişler. İtalyancam yok, opera. Parça seslendirdim. O cessate di piagarmi, o lasciatemi morir. Yeni bir Anlatırsan Film Olur ekstra programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben yönetmen Yunus Çevik. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Bu haftaki konuğumuz Dilara İncebacak. Dilara Hanım'ı çok sevdiğim bir kardeşim, YouTuber Muhammed Bahçecik, Yeraltı kanalının vesilesiyle tanıdık. Muhammed'in kanalına da abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Programımız hakkında detaylı bilgiye sahipsiniz. Tabii evet. Bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatacağınızı onaylıyor musunuz? Evet. Hayat hikayenizin örnek olması için programımıza katılmak istediniz. Dilara İncebacak kimdir? Sizleri tanımak isteriz. Tabii. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Beni buraya davet ettiğiniz için, programınıza konuk aldığınız için sizlere çok ama çok minnettarım. Ben hayat hikayemin insanlara bir nebze de olsa güzel umutlar ve sevinçler sağlayacağına inandığım için buraya geldim. Ben Dilara İncebacak, Karadeniz'in hırçın suyundan içmiş, İstanbul'un incisi olan Şile'nin Ahmetli köyündenim. Köyde doğdum büyüdüm, inek sağarak, keçi otlatarak, dağ bayır orman tarlaya giderek, odun keserek hayatıma başlamış bulundum aslında biraz. Babam taş ocağı madeninde çalışıyordu, annem de temizlik işlerine gidiyordu aslında. Hayatımda güzel şeyler yapmaya özen gösterdim. Ne zaman sıkıntıya düşsem şurada bir ses. Dilara sen iyi şeyler yapacaksın. Sen güzel şeyler yapacaksın. Sen başaracaksın. Düşsem bile kalkacaksın. Bu sesi ben duydum burada. Her gün de duyuyorum. Kreşe başladım. Daha sonra ana sınıfına. Kreşin ilk günü. Herkes ağlarken kreşin merdivenlerini gülerek çıktım. İçeri gülerek girdim. Hayatımın diğer hikayesi de bugünden itibaren başlamış oldu. 3-4 yaşlarında müziğe karşı olan yeteneğim hocalarım tarafından ve ailem tarafından fark edildi. Bu arada bu programa çıkan kardeşlerim, büyüklerim hep çok acılar çekmişler. Çoğunun da ailesi sahip çıkmamış. Annem, babam, Allah onlardan 1000 defa razı olsun. Onların da ellerini öpüyorum. Benim annemle babam benim için hayatlarını feda ettiler. 3-4 yaşlarındayım işte müzik yeteneğim fark ediliyor. Şimdiki aileler şey yapar, sen ne bilirsin ya işte öylesine şeyler yapıyor. Hayır, benim ailem çocuk yaşta beni ses eğitimlerine, şan eğitimlerine, solfej eğitimlerine, nazariyat eğitimlerine, enstrüman eğitimlerine gönderdiler. Köyde yaşadığınız halde sizin eğitiminize evet, destek verdiler. Köyde yaşadığım halde. Annem babam köylü. Bu arada şunu da unutmadan söylemek istiyorum. Bana sahip çıkan sadece annemle babam değildi. Dayım da oldu. Teyzem de oldu, halam da oldu, eniştem de oldu. Köyümün insanları da oldu. Ben bir şey yapmaya karar verdiğimde hepsi benim yanımda oldular. Kızım sen başarırsın, sen yaparsın, biz sana inanıyoruz, böyle devam et. Bakın bu ne kadar güzel bir şey. İnsana da ekstra ayrı bir böyle başarma hissi veriyor. Onlara da diğer köyüm Teke'ye de çok teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum gerçekten.
Okul hayatı nasıl geçti? Kreş ve anaokulunu okuduktan sonra zaten ilkokula başlamış oldum. Tabii ki de biz o zamanlar yokluk içindeydik. Yani babam taş ocağı madeninde çalışıyor. Annem temizliğe gidiyor işte. Ben de bazen annemin yanına gidiyorum ona yardım etmek için işte. Çocuk aklı. Tabii annem hani iş yaparken ben oturuyorum yani. Şimdi mesela düşünüyorum. Ya diyorum keşke diyorum oturmasaydım da. Keşke o gün... Keşke diyorum o zaman anneme yardım etseydim, anladın mı? Yani annen orada temizlik yapıyor. Sen orada başkasını tanımadığın birinin evinde oturuyorsun yani. İşte o insanlar bir de bize böyle evde işte kullanmadıkları eşyaları falan verirlerdi yani. İşte benim annem böyle beni okuttu. Babam da taş ocağı madeninde kepçe operatörü olarak çalışıyordu. Sırf oranın tozundan ötürü beni okutabilmek için hastalandı adam. Ölümcül astıma yakalandı. Ben daha çocukken babam çok büyük badireler atlattı ve hastalıklar yaşadı. Ve ben bir süre dayımlarda kalmak durumunda kaldım. Ben bile şimdi annesini babasını çok seven bir insan olduğum için şimdi insanlar belki izlediği zaman bunu gülebilirler. Ben hala annemin tülbentini koklayarak uyuyorum. Annemin kokusunu duymadığımda uyuyamıyorum. 29 yaşındayım ve hala bunu yapıyorum. Yani annem ve babam benim için onca mücadeleyi vermişken ben de hayatımda iyi şeyler yapmak istedim hep. Dilara sen yaparsın kızım. Sen başarırsın. Sen yapacaksın. Sen her şeye rağmen okuyacaksın. Hep bunu düşündüm. Neden? Çünkü annemle babam hep benim yanımda oldu. Benim onlara bir borcum var. Benim memleketime, memleketimin insanlarına, benim yanımda olan insanlara ve aileme bir borcum var. Ve bu borcun ismi de vefa borcu. Ben bunu layıkıyla bu borcu vermeliyim onlara. Tek çocuk muydunuz? Benim bir kardeşim vefat etmiş doğarken, ölü doğmuş. Ben hep bir kardeşimin olmasını isterdim. Hele bir erkek kardeşim olsa mesela. O yüzden ailem beni hep erkek gibi yetiştirmiş. Hem kız çocuğuyum ben ailem için hem de erkek çocuğuyum. Çocukken çok yoksulluk çekmeseydim ben şu anda kıymet bilmezdim biliyor musun? Çünkü bir şeyleri yaşadığın zaman kıymetini biliyorsun. Yaşamazsan kıymet bilmezsin. Ben botu yırtık şekilde okula giden bir kızdım. Ayağıma botumu nasıl giyiyordum biliyor musun? Poşet geçiriyordum ayağıma. Bağlıyordum. Botumu öyle giyiyordum. Okula öyle gidiyordum. Ayağıma su geçmesin diye. Giyecek montum yoktu. Kazağım yoktu. Hiç unutmam bir gün sınıfa bir liste geliyor. Bu listede de benim ismim yazıyor. Dilara İncebacak. İhtiyaç sahibi olan kişi. Ben varım o listede. Bizi kaymakamlığa götürüyorlar. Yardım edilecek kişilere orada bir takım şeyler dağıtıyorlar. İşte kazaktır, çantadır, mont, ayakkabı vesaire. Hiç unutmam bana mavi renkte bir mont verdiler. Bir tane de siyah bot. Yeni doğmuş gibi mutlu oldum. Yeni bir montum var, yeni bir kazağım var, yeni bir ayakkabım var, çantam var. Daha ne isteyeyim Allah'tan? Yani kıyafetleri giyerken gayet mutluyum. Yeni montum oldu, yeni kazağım oldu, yeni botum oldu falan. Kaymakamlığın merdivenlerinden aşağı iniyorum. Benim ailem niye dedim bana dedim alamıyor. Bunu düşündüm. Ben dedim aileme bakacağım. En iyi montu alacağım, en iyi kazağı alacağım, en iyi kıyafeti alacağım. Yaptım da. En sevdiğim şey yumurta, Kinder sürpriz var ya, çok severim onu. Çocukken alamazdık. Annemin akrabaları var, Almanya'dan gelirlerdi. Herkesin zaten Almanya'da bir akrabası kesin vardır. Ve her gelişinde de çikolata getirir. Başka da hiçbir şey getirmez. Ne kıyafet getirir, ne bir oyuncak getirir. Sadece getirdiği şey çikolata. Ya kardeşim Almanya'da başka bir şey yok mu? Neyse, en sevdiğim şey o Kinder sürpriz yumurta. İçinden oyuncak da çıkıyor ya, hastayım abi. Doyamıyorum yemeğe. Tadı damağımda kalıyor bir hafta. Zaten bir tane getiriyorlar, iki tane getiriyorlar hemen bitiyor. Ah ettim çocukken onu alamadığım için
Ben dedim bunlardan büyüyünce dedim her gün dedim 3'er 5'er tane alacağım. Şu anda her gün 2 tane Kinder sürpriz yiyorum. Hala. Hala. Oyuncağını açıyorum ilk bir de, çikolatayı değil. Hemen oyuncağını açıyorum, yapıyorum, koyuyorum, çikolatayı yiyorum. Bu benim için büyük bir zevk. Oyuncakları ne yaptınız şu ana kadar? Yeğenlerim geliyor, onlara veriyorum. Psikolojik olarak o kadar çok etkilenmişim ki küçükken onu alamadığımız için şimdi günde 2 tane 3 tane alıyorum. Düşünsenize bir çocuk küçükken çikolata alamadığı için büyüyünce ben bunlardan dolu alacağım diye düşünüyor kendi zihninde. Psikolojik olarak nasıl bir etki yaratmış? Bir de şimdiki anne babalar bu çocuklarına bakmıyor ya, benimsemiyorlar, çocuklarına sahip çıkmıyorlar, hayallerini, umutlarını yıkıyorlar. Bir de o çocukların psikolojisini düşünün. Nasıl bir etki yaratacağını büyüdüklerinde görürler. Ki zaten birçoğunu programda görüyoruz. Buraya çıkan herkes, tekrar söylüyorum, o kadar acı şeyler yaşamış ki ben senin programını izlediğimde harbiden ağlıyorum. O kadar kötü şeyler yaşamışlar ki anneleri babaları ne kadar kötü davranmış. Benim sözüm, o bazı aile büyükleri var ya, kendilerini büyük saran insanlar, onlara Chaplin'ın bir sözü var. Kimseyi ezmedim, ezeni ezdim. O ezenleri ezmek lazım aslında, biliyor musun? Amacım kimseyi şiddete teşvik etmek değil. Yasal olarak bu tarz bir şeylerin yapılmasından yanayım ben. Bunu da buraya dipnot olarak geçirelim ki insanlar farklı şeyler algılamasınlar. Okul hayatından sonraki süreç nasıl geçti? Şile'de liseyi de okudum zaten ben bu arada. Çok isterdim ki Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek. Kimse bize bilgi vermiyor. Sen buraya gidebilirsin, şu sınav var, buraya girebilirsin vesaire. Biz kendimiz internetten bakıyoruz. Annemize babamıza diyoruz ki anne bak burada bu sınav var, şurada bu var, buraya gidelim mi, şuraya gidelim mi? Bu tarz şeyleri biz kendimiz buluyoruz. Belki de metropol bir yerde yaşasaydım daha farklı şeyler yapabilirdim. Ve şu anda daha üst pozisyonlarda olabilirdim. Ama ben köyde yetiştim. Lisedeyken biz bir yarışmaya katıldık arkadaşlarımla beraber. O dönemlerde de daha yaşım 18'ken bir parça yaptık. Arabesk rap deniliyor buna. Eserimizin ismi Hislerimden Üzüntüler. Eserim hakları çalındı demiştiniz. Evet. Bir parça yapmışım Yunus. Ben bile şu anda ulan diyorum. O zamanlar diyorum keşke daha böyle daha yapabileceğimiz şeyler olsaydı daha profesyonel işler yapardık. Düşün klip çekiyoruz. Klipte çekim yaptığımız kamerayı amcamın evinden gizli saklı alıyorum. Bayağı da izlenen bir klip. Açıp bakabilirler yani YouTube'dan. Hislerimden Üzüntüler. Kaptan Fit Dilara. İlk yaptığımız parça Gözlerimde Bir Umut. Daha sonra Hislerimden Üzüntüler zaten olay oldu. Her kafede, her restoranda, kulüpte, orada burada remixleri falan çalıyordu yani. Tabii o zamanlar çocuk aklı. Üstümüze almadık ya biz. Bilmiyorsunuz tabii. Bilmiyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Bizim parçamızı başkası üstüne almış. Üstünden de paraları götürmüş. Oh ne ala. Daha yenice alabildim biliyor musun parçanın telifini üzerimize. Sağ olsun Almanya'da Erdal diye bir arkadaşım var. O yardım etti bana. Onun sayesinde bir şeyler yapabildim. O zaman programın sonuna doğru sizden bir parça alalım. Tabii ne demek. Peki sonra nasıl gelişti süreç? Tabii çocukluktan bu yana bir müzik yeteneğim ve bir televizyon yeteneğim vardı. İlkokul dönemlerimde de ben ufak tefek böyle filmlerde rol alıyordum. Köyde film çekileceği zaman, dizi çekileceği zaman Allah rahmet eylesin, köyümüzün muhtarı bizim eve gelmişti. Annemlerden izin almak için. Ve ben bir dondurma karşılığında dizilerde oynamaya başladım ama bizim köyde çekilen dizilerde. Tabii yaşım küçük olduğu için hep öğrenci rollerine gidiyordum. Şu kameranın kablosuna aşıktım ya. Lensin içine bakıyordum biliyor musun? Acaba bunun içinde bir şey var mı? Böyle deli gibi. Televizyona, müziğe, sanata, bu tarz şeylere aşık olduğumu da anlamış oldum. Lisede işte bu müzik olayları yaparken bir televizyon programına davet edildik. Yarışma programı. Arkadaşlarımızla beraber katıldık. Finale kadar da geldik. Gayet de güzel şeyler yaptık. Başarılı şeyler yaptık. Yanımızda olan herkese de çok teşekkürlerimi sunuyorum. O insanlar hala benim yanımda ama biliyor musun? Müzik yarışması değil mi? Tabii. Yanımda olmayan insanlar yine yanımda değiller. Çocukken benimle çok dalga geçiyorlardı. Ben biraz böyle erkek Fatma gibiydim. İşte kardeşim yok. Ailem hem beni erkek gibi hem kız çocuğu gibi yetiştirdiği için. Soy isimimle falan dalga geçiyorlar. İnce bacak. Aynen abi bacaklarım ince. Gayet de gurur duyuyorum yani. Bunda komik bir şey yok. Ve ben bu bacaklarla futbol oynadım.
Hızlı Gonzales gibiydim böyle. Çok iyi koşuyordum. Bayan futbol takımındaydım. Bayan milli futbol takımımız da bayağı şu anda üst kademelerde. Onlara da buradan tebriklerimi sunuyorum. Çünkü ben de onların aralarından geçtim. O yarışmada güzel bir başarı elde ettikten sonra bizi tabii birkaç tane daha böyle programa çağırdılar. O dönemlerde tabii yine biz böyle birkaç parça yaptık falan filan derken zaman geçti. Üniversite, konservatuar kazandım. İlk sene beni yanlış bölüme kaydetmişler. Opera bölümüne kaydetmişler. İtalyancam yok, opera. Parça seslendirdim. O cessate di piagarmi, o lasciatemi morir, o lasciatemi morir. Ben İtalyanca bilmiyorum ha. Bunu ezberledim 3 saat içerisinde. Heyet karşısına geçtim. Hocam kusura bakmayın ama dedim. Ben dedim bu bölüme girmek istemiyorum. Ama ben yine de dedim sınava katılacağım. Geçemeyeceğimi biliyorum ama yine de şansımı denemek istiyorum. Geçemedik tabii. Ertesi sene bir daha girdim. Böylelikle konservatuar serüvenim başlamış oldu. Şimdi o dönemler kalacak yerim pek fazla yoktu. Sağda solda kalıyordum. Yeğenlerimde, kuzenlerimde, akrabalarımda, arkadaşlarımda vesaire. İstanbul'da mı okumuştunuz? Evet, İstanbul'da okudum. Çoğu kez kütüphanede yattım. Ben bu arada konservatuardan sonra da radyo televizyon okudum, bitirdim. Ama o dönemler kalacak yerim vardı. Ben ilk üniversiteye başladığım ilk yılları anlatıyorum şu anda. Kütüphanede yatmaya başladım. Kütüphanede kalmak da zor ha. Güvenlik yok muydu? Güvenlik var ama ders çalışıyorsun bahanesiyle. Geliyorsun oraya, iki tane böyle kitap okuyorsun falan filan. Ondan sonra uyuma rolü. Sabaha kadar çalışıyoruz da sınavımız var da bilmem ne de. Mecburen kalacak yerim yok. Akrabalarıma gitmek istemiyorum. Bir akrabamda kaldım. Elektrik faturası çok gelecek diye telefonumu şarjdan çıkartıyorlardı yani. Yıkanmayayım diye, fazla su faturası gelmesin diye suyun vanasını kapatıyorlardı. Allah razı olsun, bir arkadaşım sayesinde kaldığı yurtta kaçak olarak kaldım. Kardeşim dedi, bende iki tane kapı kartı var. Ben dedi zaten haftada bir gün, iki gün maksimum geliyorum, kalıyorum. Paramı ödüyorum, gidiyorum. Hiç problem değil. Sen gel benim yatağımda yat. İstediğin zaman gir çık. Al dedi bu kartı, bu kartla girer çıkarsın. Problem yok dedi, içeri girerken de kafanı örtersin dedi. Sağ olsun öyle de yaptım. Birkaç kez kaldım. En sonunda yurdun müdürüne yakalandım. Sen dedi ne zaman dedi yurtta kalmaya başladın? Ya dedim hocam kusura bakmayın, benim kalacak yerim yok. Dışarıda da kalamam, hava soğuk. Kurtlar çakallar dışarıda dedim beni yer. Benim dedim arkadaşım dedim burada kalıyor, haftada bir kez geliyor. Zaten aylıkla günü gününe parasını veriyor. Hocam dedim sizden rica ediyorum. Benim dedim burada kalmama engel olmayın. Ben dedim okumak istiyorum. Hayatımı kurtarmak istiyorum. Okuyup milletime, vatanıma layık bir Türk genci olmak istiyorum dedim. Tamam yaptı. Gitti. Bir daha da hiç gelmedi yanıma. Hiçbir şey demedi. Özel bir yurttu değil mi? Özel yurt. Ama helal olsun. Kadın bir daha gelmedi. Bana kötü davranmadı. Bana kötü bir ses söylemedi. Beni yurttan atmadı. Zaten ben de birkaç gün daha kaldıktan sonra teyzemin kızının artık yanında kalmaya başladım yani. Üniversitede çok sıkıntı çektik. Herkesin bu hayatta bir ideolojisi vardır. Bir ülküsü, bir yolu vardır. Ben ilkokulda okul müsamerelerinde bile her zaman asker oluyordum. En önde elimde Türk bayrağıyla. Okulda her pazartesi günü andımızı okuyan bendim. Ben Türk milliyetçisi, ülkücü bir gencim. Bunu söylemekten de gurur duyuyorum. Hiçbir zaman hiçbir yerde de çekinmedim. Vatanına, milletine faydalı bir genç olacağım. Çocukken ben bunu kafama yazdım. Ben öyle yetiştim. Üniversitede de bu yüzden çok sıkıntılar çektik. Terör örgütü propagandası yapanlar, sürekli karşı karşıya geldik. Benim her dine, her siyasi görüşe mensup arkadaşım var. En yakın arkadaşım da Alevi. Ve ben onunla böyleyim. Çevrem çok kalabalık ama toplasam içinde 3-5 tane dostum var. Dedim ya, insanın çevresinin kalabalık olmasına gerek yok. 3-5 tane dostu olsun, tabutunu kaldıracak dostu olsun yeter. Sırtın yere gelmez. Bizi kırdırdılar birbirimize. Sen osun, sen busun, sen şusun, sen osun. Gerek yok. Üniversite dönemi için değil mi? Tabii ki de. Türk milliyetçisi bir gençsin. Genç kızsın. Anan baban yanında değil. Eğitim görüyorsun. Başka türlü insanlar çevrende bulunabiliyor. Sırf bu ülkü uğruna
şehit olan kardeşlerimiz var. İzmir, Ege Üniversitesi, Fırat Yılmaz Çakıroğlu. Hatırladınız mı? Evet. Şehit edildi. Ambulans yetişemedi ona. Çünkü ambulans önünü terör örgütleri, onlar kestiler. Belki de biz de şehit olabilirdik üniversitede. Bilmiyorum. Terör örgütü propagandası yapan insanlar çok fazlaydı. Ve bir gün ben bunlarla karşı karşıya geldim yani. Çocuk bildiğin elinde terör örgütü propagandası yapıyor. Ben de kızdım ona yani. Elinde de jilet varmış. Nereden bileyim? Geçirdi buraya. Hala izi var kulağımda şurada. Jilet izi. Bir baktım kanıyor. Anlayamadım ilk başta. Sıcak bir şey geliyor, öyle anladım. Üstündeki kıyafeti yırttım, buraya koydum. Ailemin haberi yok. Kimse bilmiyor. Ülkücülük. Evet, bir ideoloji. Ben bundan da vazgeçebileceğime inanmıyorum katiyen. Ülkü bir yol demektir zaten. Atatürk'ün manevi kızının ismi de Ülkü'dür, biliyorsunuz. Atatürk de bu yüzden manevi kızına bu ismi koymuştur belki de. Ülkü bir yol olduğu için ve Atatürk'ün bir yolu olduğu için belki de böyle bir şey, böyle bir isim koydu. Bilmiyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Üniversitede çok insanla karşılaşabilirsiniz. Çok farklı insanlarla. Şimdiki gençlere de söylüyorum bunu. Size kumpas yapabilirler, dikkat edin. Okulunuzda derecenizi olabildiğince yüksek tutun. İyi yerlere gelmek için. Kalem kazanacak, bunu unutmayın. Bir gün sokakta yürüyoruz. Birisi geldi yanımıza. Cebimde de 5 TL var. Param yok abi. Yiyemiyorum yemek. Ailem para gönderiyor ama yetmiyor. Otobüse ver, minibüse ver, suya ver, kitaba ver, deftere ver, ona ver, buna ver. Yetmiyor. O zamanlar burs da alamamıştım ben. Okul zamanlarımın son zamanlarında yani burs alabilmiştim. Sürekli biri geliyor her öğlen. Ya işte bizim bir vakfımız var, bizim bir şurası var, burası var. Burada yemek ücretsiz. İşte tavuklu pilav veriyoruz. Etli çorbalarımız var. Gelin buyurun. Ben her seferinde yok kardeşim sağ ol. Sağ ol kardeşim, teşekkür ediyorum. Hep böyle. Yanındaki arkadaşım da diyor ki Dilara diyor ne olur diyor bir kere de gitsek yesek diyor ya. Zaten cebimizde para yok. Tamam dedim git oraya. Eğer dedim içine sinerse ve bana gerçekten içine sindiğini hissettirirsen dedim ben de geleceğim. Gitmiş. Ben dedi bir daha oraya gitmeyeceğim Dilara dedi. Keşke seni dinleseydim. Neden dedim? Burası dedi insanların kafasını karıştırıyor. Neresiymiş orası? FETÖ'nün gençleri kandırdığı, kullandığı bir vakıf. Ya bir evmiş orası yani bildiğiniz. Böyle dışarıda gördükleri işte fakir, yemek yiyemeyen, üstüne başına kıyafet alamayan insanları çağırdıkları yerlerden bir tanesiymiş. Çok eski bu arada bu anlattığım şey. Sonra o arkadaşımı bir daha görmedim biliyor musun? Hala merak içerisindeyim. Niye aynı okulda değil miydiniz? Ama görmedim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Belki de benimle arkadaşlığını kesmiştir. Üniversite hayatım da böyle geldi geçti gitti yani. Son zamanları Allah razı olsun bir abimiz bana burs verdi. Onun sayesinde üniversiteyi bitirmiş oldum. Zaten televizyon okuduk daha sonrasında. O dönemde de ben bu arada TRT'nin sınavına girdim. TRT'yi kazandım. Gençlik korosuna sanatçı oldum. 7-8 senedir de orada gençlik korosundayım. Orada da çok güzel konserler verdik. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Okul bittikten sonra iş hayatı nasıl başladı? Aslında benim hep yaşamak istediğim yer Şile'ydi. Fakat kasabamız küçük bir kasaba olduğu için iş imkanı pek fazla yok. Bu yüzden metropol yerde yani buralarda bir iş bulmam gerekiyordu artık. Sağa sola haber yolluyorum. Oraya söylüyorum, buraya söylüyorum. Yok. Bildiğin yok. Kimse yardım etmiyor bana. En sonunda Mehmet abiyle Emre abi, kardeşim biz seni bir işe sokacağız dediler bana. Bir Karadeniz kanalında işe başladım. Bana ilk işi öğreten de neredeyse oranın sahibi Fuat Kuş'tur. Rejide çalıştım ben. Şey KJMAJ yani o tarz şeyler. Reklam, işte yazı yazma, haber KJ'si geçme o tarz şeyleri yapıyordum yani. Montaj öğrendim. Kamera açılarını öğrendim, mikrofon takmayı öğrendim. Hepsini öğrendim yani.
Kalacak yerim yoktu yine benim. Akrabalarımda kalıyordum. Veya Şile'den, köyden işe gidip geliyordum. En sonunda bir ev buldum. Tek göz odalı bir ev. Bir tane bardağım bile yok evde, biliyor musun? Yastığım yok, yatağım yok, çarşafım yok. Yere yattım. Kafamı koydum şöyle, elimde şöyle yaptım. Ben dedim başaracağım. Ben bu zorluğu çekiyorsam ben başaracağım. Gözlerimi kapattım. Şuradan bir yaş. Akıyor ama böyle buraya kadar. Durmuyor. Ama ses çıkmıyor benden. Sadece yaş akıyor. Ulan annemi özledim ben. Kim bana diyorum çorba yapacak? Ben babamdan süt isteyeyim. Gece geç saat olsun babam kalkar bana süt kaynatır. Bir anda onlar aklıma geldi. Ben o gün büyüdüğümü öğrendim. Ya dedim üniversitede neymiş? Gerçekten. Bu hayat daha zor. Hiçbir şey yok, tek başınasın burada. Ev işi öğreneceksin, yemek yapmayı öğreneceksin, temizlik öğreneceksin. Öğren babam, öğren. Hem işte çalışacaksın, ev işi yapacaksın. Tek başıma hepsini öğrendim. Yastığım yoktu. Evde şimdi onlarca yastık var. Hepsini çalışarak, çaba sarf ederek aldım tırnaklarımla. Ve şu anda yani annemle babamın yanında olmak istiyorum. Orada eğlenmek, orada gülmek, orada ağlamak, orada değişik şeyler yapmak istiyorum. Ama ve lakin yapamıyorum. Çünkü öyle bir ortam yok. Yani ya garson olursun, ya bir otelde çalışırsın, ya bir markette, mağazada, butikte çalışabilirsin. Ama benim hayallerim var. Ve ben bu hayaller için zorluklar çekmişim. Ya benim annemle babam beni okutabilmek için sırf köyün minibüsü olmadığı için sabahın köründe köyden otobana kadar yürüyerek beni otobana, otobüse bindirmek için götürürlerdi. Okula gitmem için. Gece de tekrar babam o soğukta, o karda, kışta, kıyamette adamcağız beni otobanda beklerdi. Otobüsten gelmemi, inmemi beklerdi. Bir saat otobandan köye yürürdük. Kimi tanıdıklar geçerdi yanımızdan. Biz soğukta yürüyoruz be adam, insan durur da alır. Bazı tanıdıklar var. Ya ne demek Dilara'cığım, ne demek, işte babamın ismini söylüyor. Ali abicim ara, biz Dilara'yı alırız gece, götür getiririz eve, sen hiç sıkıntı yapma, problem yapma diyen insanlar da oluyordu. Allah onlardan bin defa razı olsun. Böyle okudum yani. Böyle zorluklar yaşadım. Daha sonra zaman geçti. İşi öğrendik. Televizyon sektöründe ne var ne yok. Medya sektörü nasıl? Bu arada müzikle de ilgileniyorum az çok. Ama artık daha çok böyle televizyon içerisindeyim yani. Kamera önündeyim, kamera arkasındayım. Yeri geliyor oyunculuk da yapıyorum. Yeri geliyor kamera arkasındaki işlerdeyim falan filan derken zorlukları görmeye başladım. Yaşı ilerleyen bir genç kızsınız. Sizden faydalanmak isteyenler, sizin sayenizde yükselmek isteyenler, sizi küçük gören insanlar. Bunlar çok fazla oldu. Nerede oldu? Sektörün içerisinde. Genel olarak iş hayatından bahsediyorum. İyi şeyler yapmak istiyorsunuz ama bazen okul okumak yetmiyor. Ya biri el uzatacak size. Benim kendi öz dayım Türkiye'nin en tanınmış insanlarından bir tanesi, fabrikatör. Adama diyorum ki dayıcığım beni buraya koy. Adam koymuyor. Ya sen bir elini uzatacaksın, senden para istemiyorum ya. Sen sadece beni söyleyeceksin, yeter, gerisi bende, ben hallederim o işi. Ne kadar okul okursan oku. Ne kadar dil bilirsen bil. Birisi sizin elinizden tutacak. Veya bir şeyleri başarmak istiyorsanız başka şeylerden de fedakarlık etmeniz gerekiyor. Çok önceden mesela sosyal medyadan çok tanınmış bir ailenin çocuğu saçma sapan şeyler yazmış bana. Onun dediklerini yaparsam ben çok yükseklerde olacakmışım. Saçma sapan tekliflerde bulunuyor yani. Realde tanıyor muydunuz? Hayır, tanımıyorum. Aylaksız teklif mi? Farklı şeyler yazmıştı. Parasıyla herhalde bir insanı satın alabileceğini düşündü. Bana yazıyor, 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 yazıyor. Diyorum ki yazmazsanız sevinirim. Üslubumu koruyorum. Sonra ben buna bir sesli mesaj mı artık bir şey attım. Lan dedim gat. Seni cümle aleme rezil ederim. Bir daha dedim bana bu şekilde yazılar yazarsan ben seni sıkıntıya sokarım. Evinden dışarıya adım atamazsın. Pardon, özür dilerim dedi.
sektör, yani medya sektörü çok değişik bir sektör. Her türden insan var. Her türden insan var. Şimdi modellik yarışmalarında bile birinin manitası, birinin sevgilisi, birinin takıldığı biri olacaksın ki yarışmayı kazanacaksın. Bu hep böyle gitti. İstisnalar kaideyi tabii ki de bozmaz. Herkes böyle diye bir şey de yok. Televizyonda çok takdir ettiğim, tebrik ettiğim, beğenerek izlediğim, saygı duyduğum birçok insan var. Tırnaklarıyla gelmiş. Ama ben diğer insanlardan bahsediyorum. Birkaç yerden böyle canlı müzik yapmam için teklifler aldım. Fakat hiçbir zaman güvenemedim be Yunus. Ortamı gördüm. İçeride uyuşturucu mu, alkol mü, başka tarz yanlışlar mı? Her şey oluyordu. Mesela bir stüdyoya kayda gidiyoruz. Adam alkollü. Abicim, stüdyoya geliyoruz yani, anladın mı? Biraz çeki düzen ver be. Biz kaydımızı yapalım, eserimizi seslendirelim. Ondan sonra sen ne yapıyorsan yap. E şimdi bunları gördükçe, aa diyorum, demek ki buralar böyle. Nasıl güvenilmez bir yer. Hani bu ortamlar pis ortamlar. Ben de bildiğim için yok dedim. Ben dedim çıkacaksam da kafe tarzı tanıdığımın mekanında çıkacağım. Şu anda bir işim var. Hem oyunculuk yapıyorum hem de kamera arkasında çalışıyorum. O yüzden biraz müzik yapmıyorum. Canlı müzik yapmam için çağırdıkları yerler, demin de söyledim. Hep böyle şeylere meyilli olacaksın. Kafan hep böyle değişik olacak. Yoksa başka türlü sahneye çıkamıyorsun. E sahneye çıktığında da kadınsın. Güzel bir görüntüye sahip olman gerekiyor. Bakımlı olman gerekiyor. İster istemez karşındaki, karşı cinslerin senden hoşlanabiliyorlar. Bu tarz şeylerin olacağını bildiğim için ve gördüğüm için de o tarz yerlere gitmemeye kendimce karar verdim. Peki şu an ne yapıyorsunuz? Ben normalde kas direktörüydüm. Türkçesini söyleyeyim, oyuncu yönetmenisiniz, oyuncu sorumlususunuz. Belli başlı projelerde, dizilerde, sinema filmlerinde, reklamlarda oyuncuyu yönetmene seçtiren kişi, o aradaki bağ siz oluyorsunuz. Yazın 4 senelik çalıştığım bir iş yerinden hastalandığım için ayrılmak durumunda kaldım. Başka işlere yöneldim. Yani yine sektörümle alakalı ama daha üst kademelerde yerler. Umutlarımı kırdılar. Söz verip yapmadılar. O insanlar benim ahımı çok aldı. Çünkü ben bir gencim. Vatanına, milletine fayda sağlamaya çalışan bir gencim. Sen böyle bir gencin umudunu nasıl kırarsın ya? Sen kendi cüssene, kendi haysiyetine, kişiliğine yakıştırabiliyor musun bunu? Ben şahsen yakıştıramıyorum. Bak şu anda bile çok sinirlendim. Nasıl umutlarınızı kırdılar? Yani şimdi iş için umut veriyorlar size. E kardeşim, senin iş tamam, senin iş okey, senin iş olacak. Sen okeylendin, sen kesin burada olacaksın. Bir ay bekle yok, iki ay bekle yok, üç, dört, beş, altı, yedi, artık beklemekten çıldırdım. En sonunda sinirlendim, moralim bozuldu. 2-3 gününe bir dedim Ankara'ya gideyim. Bir iş görüşmesine gitmiştim. Oraya kabul edilmişim. Çok sevindim, bildiğin gibi değil. Şey yapıyorum yani, çıldırıyorum arkadaşlarımın yanında. Tabii sevinçten çıldırıyorum ama bu sevinçten çıldırmamla birkaç saat sürdü yani benim. Arkadaşlarım siyasi olaylardan ötürü içeri alındılar. Neyse, gerisin geri döndüm İstanbul'a. O iş de olmadı. İşe kabul edildim. Birkaç ay sonra hayatımda duymadığım bir kelime duydum. İş hayatımda hiçbir patronum diyemez ki Dilara işini yapmadı, yapamadı. Ben işimi her zaman yaptım. Üstüne de yeni şeyler ekledim ve başardım. Çok ünlü olmayabilirim. Ünlü olmak gibi bir gayem de yok. İnsan olayım yeter. İnsan olursan her şey olursun. Birkaç ay çalıştıktan sonra o yerde benden verim alamadıklarını söylediler. Benden nasıl bir verim almayı düşünüyorlardı acaba? Bana hiçbir çalıştığım yerden böyle şeyler söylenmedi. Ben bunu ilk defa duydum gerçekten. Ya ben sırf işim iyi gitsin, İnsanlar benim yapabildiğimi görsünler diye eve gitmiyordum. Eski çalıştığım yerde mescitte uyuyordum. Sabah çünkü erken kalkmam gerekecek. Bir saat bir saattir diyordum. Zaman.
kısıtlı ya bizde. İnsanlar benim çalışma ahlakımdan çok mutlulardı. Hala daha öyle. Şimdi burada da benden verim alamadıklarını söyleyince benim içime bir ukde oturdu. Meğersem oranın taktiği böyleymiş herhalde. Deneme süresini kullanıp çıkartıyorlar mı? Olabilir, belki de öyle yaptılar, bilmiyorum. Ben oradaki insanları çok sevmiştim. Kendimi gerçekten oraya ait hissetmiştim çünkü kamera önündeydim. Fakat onlar bana böyle bir kelime edince ister istemez modum düştü. Arkadaşımla konuşuyorum telefonda, diyor ki Dilara'cığım kafanı takma, bunlar her zaman böyle. Seni kullanır atarlar, kullanır atarlar. Ama yılmak yok. Mücadeleye devam. Mücadeleye her zaman dimdik devam. İnşallah işlerinde her zaman yine iyi olurlar. Ve mücadele edersen kazanırsın. Mücadele etmezsen yerinde sayıklarsın ya da geriye gidersin. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı Dilara Hanım? İnşallah benim yaşadığım benden sonra gelecek kardeşlerime de bir ışık olur. Mücadeleyi asla ve asla kesinlikle bırakmasınlar. Elbette inişler de olacaktır, çıkışlar da olacaktır. Düşersin, ayağın da kırılır, kolun da kırılır, ağzın yüzün de kırılır ama sen sakın ama sakın pes etmeyeceksin. O onu demiş, bu bunu demiş, şu şunu yapmış. Asla. Lütfen savaşçı bir ruha sahip olun. Kaleminiz ve zihninizle savaşın. O zaman kazanırsınız. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Sizden bir eser dinleyelim. Tabii. Öncelikle bizi izleyen tüm herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a, Çerkük'e ve tüm Türk dünyasına da buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Son zamanlarda Kerkük'te de çok fazla şeyler yaşanıyor. Üzücü, sıkıntı verici şeyler. Bu yüzden ben şu anda sizlere Kerkük zindanını seslendirmek istiyorum. İzniniz olursa. Umarım izleyicilerimiz de beğenirler. Anlatırsam Film Olur programını %10 Azerbaycan'dan takip ediyorlar. Süper. Selam. Kendilerine de buradan selam ederiz. Kerkük zindanına attılar beni. Kerkük zindanına attılar beni. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni. Kattılar beni. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni. Kattılar beni. Bir yanımda ağladılar ateşle annem. Bir yanımda ağladılar ateşle annem. Ne suçum ne günahım, yaktılar beni. Yaktılar beni. Ne suçum ne günahım, yaktılar beni. Yaktılar beni. Yaktılar beni. Yaktılar beni. Sesinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu programı izleyenler soracaktır. Genelde yazıyorlar çıkan konuklarımıza nasıl ulaşabiliriz diye. İsterseniz Instagram ve YouTube hesabınızı verebilirsiniz yayın esnasında. Gerek Instagram, gerek Twitter, gerek YouTube'dan Dilara İncebacak yazarak ulaşabilirler. Zaten biz de bu videonun altına sizin sosyal medya hesabınızı bırakırız. Buradan şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum arkadaşlar. Daha önceki yayınlarımızda konuklarımızın sosyal medya hesabını soran arkadaşlar olduğu için ekstradan ben bunu Dilara Hanım'a sordum. Reklam gibi algılanmasın. Tamamen hayat hikayelerinin örnek olması hedefiyle bu programa davet etmişizdir. Dilara Hanım da farklı bir hayat hikayesi vardı. Keşke önceki bölümlerimizde de bu tarz konular olabilseydi. Ama onları da yayınlarken ailelerimize de diyoruz ki siz sahip çıkın.
her şey daha güzel olacaktır. Örnek sizin aileniz. Aileler sahip çıkarsa bireylerimize daha iyi yetişir. Bu programda da bunun örneğini vermiş olduk. Sizin ailenize de buradan çok selam yolluyoruz. Bir ekstra programımızın daha sonuna geldik. Buradan izleyicilerimize de duyuralım. Korku Takvimi filmimizin vizyon tarihini aldık arkadaşlar. Pandemi nedeniyle 2 yıldır vizyona giremiyorduk. Şu an tarihimiz netleşti. Merak edenler için söyleyelim. 13 Mayıs'ta Korku Takvimi vizyona girecek inşallah. Ve ayrıca 3. ödülümüz İtalya'dan geldi. Korku Takvimi daha önce benzeri yapılmamış bir proje oldu. Çok şükür cin teması içermiyor. Soran arkadaşlar için burada hemen ondan da kısaca bahsedeyim. Amerika, Hollywood, New York ve en sonki ödülümüz İtalya'dan Metropolis Film Festivali'nden oldu. Bu mutluluğu sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm konuklarımıza gala davetiyesi veriyoruz. Sizleri de galamızda görmek isteriz. Ben de tam onu söyleyecektim. Evet, bunu sizin için. Şöyle, teşekkür ediyorum. Bunu soracaktım zaten. İnşallah. İnşallah. Geleceğim ben de. Vizyondan bir hafta yönetmen önce. Yunus Şevik, çeken evet. Adam. Umarım seninle de beraber güzel bir iş yaparız. Seninle çalışmak isterim. Başarılarının da devamını diliyorum ayrıca. İnşallah aynı şekilde. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. O zaman buradan selam ederim. Herkese Allah'a emanet olsun. Bir Anlatırsan Film Olur ekstra programında sonuna geldik. Hayat Hikayem Film Olur diyorsanız Anlatırsan Film Olur'a başvurabilirsiniz. Hayat Hikayem Film Olmasın, Benim Hayatım Örnek Olsun diyorsanız da ekstra bölümüne başvuru yapabilirsiniz. Ekstra programında maskeli konuklar da ağırlayabiliyoruz. Başvuru için aşağıdaki bilgilerden bizlere ulaşabilirsiniz. Anlatırsan Film Olur, anlat ki film olsun. Hoşça kalın.